Herkese merhaba. Ben Süreyya Hoca. Kanalıma hoş geldin. ÖSYM tadında sorularla KPSS mini deneme serilerimize devam ediyoruz. Bugün seninle birlikte 3. denememizi çözeceğiz. Bu denemeye ve kanalda bundan önce olan denemelerin tamamına ekranda bulunan kartı tıklayarak ulaşabilirsin. Bu serinin devamı gelecek. Bu nedenle de içeriklerden anında haberdar olman için Süreyya Karakaya isimli YouTube kanalıma abone olman ve bildirimleri açman yeterli olacaktır. Ayrıca yine Süreyya Hoca isimli Instagram ve TikTok hesaplarımda bulunmaktadır. Buralardan da gün içerisinde çözümlü video soruları paylaşıyorum. Takip almanı öneririm. 2024 KPSS sürecinde sizlerle birlikte olacağım. İnşallah videolarımızı devamı gelecek. Hiçbir kaybetmeden başlıyoruz. Müzik Üçüncü denememizin birinci sorusu arkadaşlar. Türkiye'nin coğrafi konumu ile ilgili. Buranın soru frekansı 1 biliyorsunuz. ÖSYM buradan her yıl bir tane soru soruyor. Bakalım soruda diyor ki yandaki Türkiye haritasında 21 Haziran günü aynı meridyen boyunca Bingöl'den Rize'ye doğru gidildikçe tabloda verilen bilgilerden kaç tanesinde artma olur? Uyarı bizden artma olanlar istiyor. Azalma olan olabilir veya değişme özellik olabilir. Şimdi arkadaşlar bakalım Rize ve Bingöl 40 derece doğu meridyen üzerindedir. Aynı meridyen üzerinde bulunan merkezlerin bazı özellikleri biliyorsunuz aynıydı. Ne aynıydı hocam? Tekrarlayalım isterseniz hemen. 1. Gelen saatleri aynıdır. 2. Öğlen vakitler aynıdır. 3. Gün içinde gölge boyunun en kısa olduğu an aynıdır. 4. Güneşin karşısına geçiş anları aynıdır. 5. Başlangıç meridyeni olan açısal uzaklıklara bak. Açısal dediğimiz zaman neydi? Bunu defalarca söylüyorum. Buradan soru bekliyorum sevgili arkadaşlar. 40 derece doğu meridyeni. Boylam dereceleri neyse o merkezlerin başlangıç meridyeni olan açısal uzaklığı budur. Şimdi bundan ikisi de başlangıç meridyenine o zaman ne diyeceğiz? 40 derece açısal uzaklıktadır. Bu değişmez. Ancak iz düşüm uzaklıkları farklıdır bakın. Kutuplara gidildikçe meridyenler arasındaki mesafe azaldığı için kutba yakın olan merkez başlangıç meridyenine daha yakındır. O zaman Rize'nin iz düşüm olarak başlangıç meridyenine daha yakın olduğunu söyleyebiliriz. Bir de şunu bileceğiz. Aynı meridyen üzerinde bulunan merkezlerde sadece ekinokslarda yani 21 Mart ve 23 Eylül'de güneş aynı anda doğar ve batar. Onun haricinde hiçbir tarihte güneş aynı anda doğup aynı batmaz ve bu tarihlerde bu merkezlerin gece ve gündüz süreleri aynıdır. Onun haricinde örneğin yazın Rize'nin gündüz süresi daha uzunken kışın ise Bingöl'ün gündüz süresi daha uzundur. Bu hatırlatmalardan sonra sorumuzun çözümüne geçelim. Özelliklerimize baktığımız zaman sevgili arkadaşlar şimdi hangilerinde artma olur diyor. Ben şimdi Bingöl'den Rize'ye doğru bu şekilde gideceğim. Kuzeye doğru gidiyorum. Öyle vakti gölge uzunluğu artar hocam. Artar. Çünkü ben kuzeye doğru gidiyorum güneş ışınlarının geliş hızı küçülür. Bu duruma bağlı olarak gölge boyu uzar. Tan ve gurul süresi uyarı uzar, artar. Tam ve grup vakti ne edeceğim? Tam güneşin doğuş anı, grup vakti ise güneşin batış anında oluşan o kızıl dönemdir. Alacak karanlık dönemidir. Tam ve grup süreleri çizgisel hıza bağlıdır. Dünyamızın kendi etrafındaki dönüşüne biz çizgisel hız diyoruz. Çizgisel hız kutuplara gittikçe azalır. Bu duruma bağlı olarak kutuplara gittikçe tam ve grup süresi uzar. Bu nedenle de güneşin doğuşunu o batışını daha uzun süre izlemek isteyen bir kişi Rize'ye ve Bingöl'e gitmeli hocam. Rize'ye gitmeli diyeceğiz. Uzan bu da artıyormuş. Üçüncü maddeniz başlangıç meridyenine uyarı. Bakın kuş uzaklık. Bu azalır hocam. Biraz önce de bahsettiğim gibi Rize ve Bingöl aynı meridyen üzerinde. Bu merkezlerin başlangıç meridyenine olan açısal uzaklığı aynıdır. Bakın burada 5. cümle açısal uzaklık demiş. İşte bu hocam değişmez bak. Bu değişmez. Şu ise azalır. Rize kutba daha yakın olduğu için orada iki meridyen arasındaki mesafe daha dardır. Bu nedenle de izdüşüm uzaklık olarak Rize başlangıç meridyenine daha yakındır. Bunu asla unutmuyorsun. Hocam gündüz süresi. Tarih neydi hocam? Tarih 21 Haziran. 21 Haziran günü ben Bingöl'den Rize'ye doğru gittikçe kuzeye gidiyorum. O zaman gündüz süresinin uzadığını görürüm arkadaşlar. Hissederim. 21 Aralık deseydi tam tersine gündüz süresi kısalacaktı. Burada kaç tanesinin artma olur dediği için o zaman bakın 1, 2, 3 tane maddemiz artma var. Bu nedenle de sorumuzun doğru cevabı C diyorum. Açıklamadan memnun kaldın mı? Bence kaldın. O zaman lütfen beğen butonuna basmadan diğer soruya geçmeyelim olur mu? Hadi bakalım. Üçüncü denememiz ikinci sorusu arkadaşlar. Türkiye'de volkanizma ile ilgili. Türkiye'nin yer şekilleri başlığından. Biliyorsunuz ki Türkiye'nin yer şekillerinden sevgili arkadaşlar ÖSYM 2-3 genelde 3 soru sorduğunu söyleyebilirim. Bugün videoda da sizlere Türkiye'nin volkanizma başlığından bir soru hazırladım. Beklediğim bir bölüm onda sizlerle paylaşalım sevgili arkadaşlar. Şimdi soru kökünde diyor ki buna göre yukarıdaki Türkiye haritasında numaralı alanlar hangilerinde yüzey volkanizması oluşumlarına rastlanır? Bakalım sevgili arkadaşlar. Yer kabuğunun zayıf alanlarında Mağmanın yüzeye çıkarak katılaşmasıyla yüzey volkanizması, çıkamadan yerin derinliklerinde katılaşmasıyla ise derinlik volkanizması oluşumlarına rastlanır. Değerli arkadaşlar eğer mağma yüzeye çıkıyorsa yüzey volkanizması, çıkamıyorsa derinlik volkanizmasıdır. Ben burada birkaç cümle söylemek istiyorum bakın. Volkanizmayı şu şekilde arkadaşlar biz iki gruba ayırabiliriz. Bakın bir derinlik volkanizması, iki yüzey volkanizması. Hocam dediğimiz gibi mağma yüzeye çıkamadan yerin derinliklerinde soğuyorsa biz buna derinlik volkanizması diyoruz. ÖSYM, MSÜ'de ve TYT'de bunu sordu arkadaşlar. Sorma ihtimali olan bir bölüm düşük bir ihtimal ama gelme ihtimali var. Bu nedenle de en azından şu derinlik volkanizması ile ilgili şu terimleri bilmenizi istiyorum arkadaşlar. Bakın 1. Batolit 2. Lakolit 3. Dike 4. Sil Bunların anlamları veya bunların açıklamalarını bilmenize şu an için gerek yok. Ama isimleri bilmenizi tavsiye ediyorum. Yüzey volkanizması neydi hocam? Terimleri. Mağma çıktı yer kabuğunun üstüne arkadaşlar. Burada yanardağ oluşuyor. Volkan konusu oluşuyor. Bu volkan konusunun tepesinde patlamayla bir çukur konuşabiliyorsunuz. Buna biz ne diyorduk sevgili arkadaşlar? Krater diyorduk. Bu krater ikinci patlamayla biraz daha büyürse biz buna kaldera diyoruz biliyorsunuz. Kaldera ve volkanik gaz sıkışması sonucunda yanardağların bulunduğu bölgelerde olabilir veya yanardağın çevresinde olabilir sevgili arkadaşlar. Mağar adını verdiğimiz bir göl oluşuyor. Hocam mesela Türkiye'de biliyorsunuz en meşhuru dünyanın nazar boncuğu diye adlandırılan Konya Mekke Tuzlası bir mağar göldür sevgili arkadaşlar. Şu üç tane terimde arkadaşlar yüzey volkanizması terimleridir. Burada yüzey volkanizması terimlerine ayrıca volkan konisini ekleyebiliriz. Kül, tüf gibi oluşumları da ekleyebiliriz sevgili arkadaşlar. Burada şimdi bizden şunu istiyor. Yüzey volkanizması sonucu oluşan yerler. Hocam bir numaralı yer uyarı Uludağ'dır. Uludağ bir derinlik volkanizmasıdır ve Uludağ bir de sevgili arkadaşlar unutmayacaksın. Yani Uludağ'ın bulunduğu bölgede bir zamanında volkanik püskürme olmamış ama gelen mama orayı şöyle kubbeleştirmiş. Bak nasıl yani hocam? Diyelim ki Uludağ'ın bulunduğu ya şu şekilde sevgili arkadaşlar. Burası yeryüzü diyelim. Bakın hatta şurada temsil bir ağaç çizelim. Şurası magma diyelim sevgili arkadaşlar. Bakın bu magma, Bu mama geliyor geliyor geliyor. Tam yüzeyi çıkamadan bakın şurayı kubbeleştiriyor böyle. Bu nedenle de Uludağ adını verdiğimiz bir derinlik volkanizması. Batolit adını verdiğimiz bir oluşum meydana gelmiştir. İki numara Kula Volkanları sevgili arkadaşlar. Orada biliyorsunuz dördü zamanın başında arkadaşlar küçük çaplı bir volkanik püskürmeler yaşanmıştır. Bir Ağrı Dağı gibi, Erciyes Dağı gibi çok yüksek olmasa da orada küçük volkan kollerimizin olduğunu söyleyebiliriz. 3 numaralı yerde arkadaşlar Nide'deki Hasan Dağı ve Melendiz Dağları içerisinde sevgili arkadaşlar. Buralarda da yine yüzey volkanizması oluşumları vardır. Bizden yüzey volkanizması istediği için 2 ve 3 yani E şıkkı Burada sorumuzun doğru cevabı olarak karşımıza gelmektedir diyorum ve hemen denememizin 3. sorusuna geçiyorum. 3. sorumuz Türkiye'nin ikliminden sevgili arkadaşlar sıcaklıkla ilgili güzel bir soru. Bazı arkadaşlarımızın burada çok zorlanacağını düşündüğüm bir soru. Her üç kişi dört kişi değil ama her beş kişiden birinin yanlış yapma ihtimali olan bir soru. İnanmıyorsan bana videoyu durdur soruyu çöz. Senin çözümünle benim çözümüm uyuşacak mı? Birlikte bakalım. Hadi bakalım. Şimdi soruda diyor ki Sıcaklığı etkileyen faktörler düşünüldüğünde aşağıdaki verilen iller arasındaki sıcaklık farklılığı yalnızca yükselti sıcaklık ilişkisiyle açıklanır. Öncülüğü de demiş ki aşağıdaki Türkiye haritasında bazı illerimizin yıllık sıcaklık ortalamaları verilmiştir. Şimdi burada arkadaşlar bazı illerimizin yıllık sıcaklık ortalamaları veriliyor. Bunlardan hangilerinde diyor yalnızca bak altı çizilmiş yalnızca yükselti sıcaklık ilişkisi etkilidir diyor. İsterseniz bu yükselti sıcaklık ilişkisine geçmeden önce Türkiye'de sıcaklığın dağılışını neler etkiler hocam bakın. Türkiye'de sıcaklığın dağılışını bir, ellem etkiler. Ellem sıcaklık ilişkisi diyoruz. Ellem sıcaklık ilişkisinin mantığı şudur. Güneydeki merkezler, kuzeydeki merkezlerimize göre örneğin Hatay, Sinop'a göre güneş ışığından daha büyük açıl alır. Bu nedenle Hatay'ın yıllık sıcaklık ortalaması Sinop'a göre daha yüksektir. Biz bu duruma ellem sıcaklık ilişkisi diyoruz. Ancak Türkiye'de sıcaklığın dağılış etkileyen tek faktör ellem değildir. İkinci faktör vardır sevgili arkadaşlar nedir o? Yükselti. Hocam yükselti devreye girdiği için ekvatora uzak olan bir kent yakın olanın daha sıcak olabiliyor. Sorumuzdan gidelim bakın mesela örnek vereyim. Ekvatora daha uzak olan Samsun, Erzurum'a göre de bakın yıllık sıcaklığı daha fazla bakın. 13'e 5, 8 derece daha fazla. İşte ekvatora uzak olan bir kentin ekvatora yakın olanın daha sıcak olması ellem sıcaklık ilişkisine ters düşer. Ellem sıcaklık ilişkisine ters düşen durumlarda ise yükselti başta olmak üzere denizellik, karasallık ya da nemlilik gibi durumları arayacağız haberiniz olsun tamam mı? Türkiye'de sıcaklığın dağılış etkilenen bir diğer faktör sevgili arkadaşlar nemliliktir bakın nem. Bazı testlerde bu denizellik, karasallık diye gelebilir haberiniz olsun. Yani kıyıda bulunan bir kentin daha sıcak olması durumu. Örneğin Ocak ayında Trabzon iç kesimlerdeki Sivas'tan daha sıcaktır. Bu durum etkileyen temel faktörlerin başında da yine denize göre konum ya da nemlilik gelir arkadaşlar. Türkiye'de sıcaklığı etkileyen bir diğer faktörümüz arkadaşlar bakıdır. Dağların güneşe dönük yamaçlarının daha çok ısınması olayına biz ne diyoruz? Bakı diyoruz. Türkiye KYK'da yer aldığı için Kuzey Anadolu'daki dağların güney yamaçları, Güney Anadolu'daki dağların ise daha çok ısınır ve aydınlanır. Türkiye KYK'da yer aldığı için o zaman ülkemizdeki dağların güney yamaçları yıl boyunca daha çok ısınır ve aydınlanır. Bu nedenle de tarih boyunca Türkiye'de dağların güney yamaçları nüfus ve yerleşme açısından daha elverişli bir hale gelmiştir. Şimdi sorumuzun çözümüne geçelim arkadaş. A şıkkımızda Mersin Samsun bakın. Mersin 18 derece, Samsun 13 derece. İkisi deniz kıyısında. O zaman burada yükselti devre dışı kalır. Denizelik, karasallık ya da nemlilik dediğimiz unsur devre dışı kalır. Buradaki tek faktör hocam enlemdir. Enlem. Bizden yükselti istiyor. şıkkı İzmir, Kayseri. Hocam bakın İzmir ile Kayseri hemen hemen aynı enlemlerde. Tam olarak belki aynı enlem değil ama aynı enlem üzerinde diyebiliriz arkadaşlar. Bakın 17 dereceye hocam bakın. 17 derece. Kayseri 10 derece. O zaman İzmir'den Kayseri'ye doğru gittikçe 1. Yükselti artar. 2 denize göre konum değişiyor. Denizden uzaklaşıyorsun. O zaman demek ki İzmir'in Kayseri ile sıcaklık ilişkisine baktığımız zaman İzmir ile Kayseri'de enlem hariç ne etkileridir hocam? Bakın yükselti artı nemlilik ya da aç parantez denizeli karasallık bakın. Bizden sadece yükselti istediği için ben bunu da alamıyorum sevgili arkadaşlar. C şıkkına geldim. Ankara, Erzurum. Hocam bakın Ankara ile Erzurum yine hemen hemen aynı enlemlerde. Ankara 9 derece, Erzurum 5 derece. Denizde kıyıları var mı? Hayır. Denizeli, karasalık, devre dışı, nevlilik devre dışı. Aynı enlem üzerinde mi? Evet. Sıcaklıkları farklı mı? Evet. Güneş ışınları aynı açıyla geldiği için enlem devre dışı kalıyor. Hocam o zaman burada tek faktör ne? Yükselti. O zaman burada tek sadece yükselti yazacağım hocam. Yükselti yazdım. D şıkkına geçiyorum. Yani sorumuzun doğru cevabı arkadaşlar. C onu söyleyelim. D şıkkını açıklayacağım ama yine. Mersin, Ankara. Mersin, Ankara. Mersin bakın 18 derece, Ankara 9 derece. Mersin'in Ankara'dan daha çok olmasında enlem artı yükselti artı denizellik karasallık ya da aç parantez nemlilik bakın. diye Mersin daha güneyde bir kere enlem etkili. Deniz kıyısında Ankara'ya göre yükseltisi daha Yükselti de etkili Mersin'in sıcaklığının daha fazla olmasında. Üçüncü faktörde arkadaşlar denizellik karasallık yani nemlilik etkilidir. Bakın yani şu D şıkkımızda hem enlem hem yükselti hem de nemlilik yani denizellik karasallık dediğimiz durum etkili oluyor bakın. Geçtim hocam E şıkkımıza. Kayseri Erzurum. Hocam Kayseri 10, Erzurum 5 derece. Denizli kıyılar olmadığı için bu da Denizli Karasalık devre dışı kalır. Ancak Kayseri daha güne de yer aldığı için Kayseri'nin Erzurum'da daha çok olmasında enlem artı yükselti etkiledi bakın. Enlem artı yükselti. Çünkü Kayseri'nin yükseltisi Erzurum'a göre daha azdır. Enlem olarak da ekvatora daha yakın olduğu için sevgili arkadaşlar. Bu nedenle de E şıkkımızdaki Erzurum Kayseri'nin sıcaklık farklılığında yükselti artı enlem etkili. Bizde sadece yükselti dediği için sevgili arkadaşlar o zaman burada C şıkkı sorumuzun doğru cevabı olarak karşımıza gelmektedir. Umarım anlatabilmişimdir. Açıklamada memnun kaldıysan lütfen beğen butonuna basmadan geçme. Güzel yorumlarınız doğrusu da şayet yorumlar kısmınızı yazmanızı bekliyorum sevgili arkadaşlar diyorum ve hemen denememizin dördüncü sorusuna geçiyoruz. Denememizin dördüncü sorusu arkadaşlar Türkiye'nin nüfusu ile ilgili aktif nüfusun sektörü dağılımı ile ilgili güzel bir soru arkadaşlar. Bakalım hemen diyor ki buna göre yukarıdakilerden hangileri aktif nüfus içerisinde tarım sektöründe çalışanların payının azalmasının etkili olmamıştır diyor. Türkiye'de Cumhuriyet ilk yıllarında aktif nüfus içerisinde tarım sektöründe çalışan oranı %90 üzerindeyken 2023 yılı TÜİK 3'ün çeyrek verilerine göre bu oran 14,9'dur. Yani şunu demek istiyor. 1920'li, 30'lu, 40'lı yıllarda çalışan her 100 kişiden 90'ı tarımda çalışırken günümüzde ise arkadaşlar bu oranda 100 kişiden 15'e kadar düşmüştür. Niye böyle olacağım? Bizden Etkili olmayanları istiyor hocam. Bakın etkili olmayanları istiyor. İsterseniz hemen öncüllerle başlayalım. Tarım alanı azalması. Hocam beklesin bu bir. Niye hocam? Geçmişten günümüze gelindiğinde Türkiye'de tarım alanları azalmamış tam tersine artmıştır. Özellikle de 50'li yıllarda Marshall yardımlarıyla birlikte Türkiye'deki traktör sayısı artınca arkadaşlar insanlar hunharca otla kameraları tarım alanı dönüştürdü. Bir de artan nüfus var. Bu nüfusun beslenebilmesi için tarım alanları belki o zamanlar artılması gerekiyordu. Ama bu sefer de ve kameralar zarar gördü. Yanlış bir uygulama mıydı? Yanlıştı ama belki de bunu yapılması gerekiyordu. Ha günümüze doğru gelindiğinde ise bazı bataklık alanları kurutulup tarım alanına dönüştürülüyor. Mesela Amik Gölü e bakın. Kurutuldu, tarım alanına dönüştürüldü. İşte bu gibi nedenlerle bakıldığında tarım alanları günümüze doğru azalmamış, tam tersine artmıştır. O zaman bu cevaplarımız içerisinde olacak gibi gözüküyor. Beklesin bugün arkadaşlar. 2- Kırsal kesimden kente yapılan göçler. Hocam kesinlikle etkilidir. Çünkü kırdan kente gelen insan hocam tarım dışı sektörlerde çalışır. Örneğin şehre gelen bir insan gidip tarlada çalışmaz. Nerede çalışır? Fabrikada çalışabilir, gidip belediyede çalışır, restoranda, lokantada çalışır, berberde çalışır, kuaför yanında çalışır. Neyse işte bakın. Yani şehre gelen insan hocam tarım dışı sektörlerde çalışır. Bu durum beraberinde tarımın payının düşmesine, sanayi hizmet sektörünün payının artmasına neden olmuştur. O zaman ben bunu almayacağım şıklarımız içerisinde arkadaşlar. 3 Tarım dışı sektörlerin daha fazla gelişmesi. Evet bu da olmuştur. Niye? Dediğimiz gibi kırdan şehre gelince insanlar tarım dışı sektörler çok çok gelişmeye başladı hocam. Örneğin 1930'lu yıllardaki fabrikalar ile günümüzdeki fabrikaların sayısı bir mi? Hayır. Bu nedenle de şehre giren insan fabrikada çalışmaya başladı. Mesela o yıllarda Türkiye'de borsa sektörü bir şey var mıydı? Zannetmiyorum bakın. Bu nedenle de sevgili arkadaşlar şehirli nüfusun artması beraberinde tarım dışı sektörlerin gelişmesi olarak sağlanmıştır. Bu sanayi olur, hizmet olur, finans olur, eğlence olur. Bakın hiç fark etmez. O zaman ben bunu da şıklarımıza nasıl alacağım? Olmamıştır dediği için tarım alanının azalması gibi bir durum söz konusu olmadığı için burada yalnız bir A şıkkı sorumuzun doğru cevabı olarak karşımıza gelmektedir diyorum ve hemen diğer sorumuza geçiyorum. Beşinci sorumuz sevgili arkadaşlar. Türkiye'de ulaşımla ilgili bir soru. Bakalım güzel güncel bir soru. Beklediğin soru tarzından bir tanesi arkadaşlarım. Ondan sizlerle paylaşalım. Buna göre aşağıdaki illerden hangiler arasında hızlı tren ile seyahat yapılamaz? Ülkemizde demir ulaşımında yaşanan önemli gelişmelerden biri de hızlı tren seferleridir. İlk 13 Mart 2009 yapılan hızlı tren seferleri yeni yapılan hatlarla geliştirmektedir diyor. Buna göre hangi iki il arasında hızlı tren ile sefer yapamazsın diyor. Bakalım A şıkkımızda Ankara Bursa beklesin bir. Konya Sivas arasında hızlı trenle seyahat yapılabilir. Doğrudan bir belki Tren yok arkadaşlar ama mesela Konya'daki birisi Ankara'ya gelip Ankara'dan Sivas'a geçebilir onu da söyleyelim. Sonra Ankara-İstanbul arasında hızlı tren seferlerimiz bulunmaktadır. İstanbul-Konya arasında seyahat yapılabilir. Ankara-Sivas ise arkadaşlar biliyorsunuz hızlı tren anlamında en son açılan hattımızdır. Bu nedenle burada sorumuzun doğru cevabı aşk olarak karşımıza gelmektedir. Şimdi ben bir Türkiye haritası açacağım. Bu Türkiye haritası üzerinde Türkiye'de hızlı tren hatlarını kabaca göstereceğim arkadaşlar. Evet şöyle bakıldığında sevgili arkadaşlar bakın. Şıklarımız burada var. Şimdi şurası İstanbul hocam. Bakın burası Ankara, burası Konya, şurası da Sivas sevgili arkadaşlar. Tamam mı? Hocam şurada bir Bilecik ilimiz var. Şurada da bir Eskişehir ilimiz var. Burası İstanbul, Bilecik, Eskişehir, Ankara, Konya ve Sivas sevgili arkadaşlar. Hocam Türkiye'de ilk hızlı tren hattı biliyorsunuz ki Eskişehir Ankara arasında açıldı. Daha sonra bu hat sevgili arkadaşlar bilecik üzerinden İstanbul'a doğru getirildi. Sonrasında ise arkadaşlar Ankara-Konya arasında bir hızlı tren hattı açıldı. Son hızlı tren hattı ise arkadaşlar Ankara-Sivas arasında bulunmaktadır. Bu nedenle de hızlı tren rotalarımız bu şekildedir. Umarım işinize yarar. Böyle bir güncel soru bekliyorum sevgili arkadaşlar. Gelme ihtimali var ve yayınımızı denememizi hemen sloganımızla bitirelim sevgili arkadaşlar. Hayallerinden vazgeçme. İnşallah hayallerimizden vazgeçmeyeceğiz. Çalışacağız, güzel bir puan alacağız, atanacağız. Size güveniyorum. Siz de bana güveniyorsanız, lütfen kanalın müdahele olmaktan çıkmayın, bildirimleri açıp bu kanalda arkadaşlarınızla tavsiye ederseniz çok mutlu olurum. Dördüncü denememize görüşmek üzere, hoşça kalın.